Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Konta ve ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim bu güzel günden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. İnşallah gönlümüze göre geçirebileceğimiz güzel bir gün diliyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz efendim. Çalışan herkese kolaylıklar dileyelim. Bugün Konya yemek kültürü ve Konya yemeklerini konuşacağız. Bu konuda uzman bir konuğumuzu, değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz programımızda. Mutfak kültürü ve yemekleri yazarı, aynı zamanda yaşayan efsane diyorum efendim bu alanda. Nevin Halıcı hocamız bizimle birlikte. Konya yemeklerinde, kültürün, yemek kültüründe neler bulunmakta? Geçmişten günümüze şöyle bir Mevlevi mutfağından başlayarak günümüze kadar gelelim istiyoruz. Çünkü unutulmuş olan o kadar çok yemeğimiz var ki hala Konya'nın yerlileri belki bu eskiden yapılan ve tüketilen yemeklerimizi hala devam ettiren bir kesim de var. Teşekkür ediyoruz efendim o güzel mirasları ve tarifleri yaşat attıkları için. Tabii ki unutulanlar, hala devam edenler. Şimdi Konya mutfağı dediğimizde aklımıza belli başlı gelen, ilk şöyle sıralama yaptığımızda belli başlı gelen yemeklerimiz oluyor. Haliyle bamya çorbası, daha doğrusu düğün pilavımız aklımıza geliyor. Bamya çorbası, yayla çorbası, zerdesi, efendim etli pilavımız. Diğer taraftan su böreğimiz aklımıza geliyor. Diğer taraftan arabaşı, evet bununla ilgili belki sahiplenen bazı şehirler de olmuştur. Arabaşı çorbamız geliyor. Sonrasında tatlılara geçecek olursa köşmerim tatlısı, saç arası gibi birçok tarif aklımıza gelebiliyor. Ama bilmediklerimizde bakalım neler var. Tabii ki tarihini, tarihçesini konuşarak ilerleyeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Sonrasında sofra adabından da bahsedelim istiyoruz. Konuyla ilgili sormak istediğiniz sorularınız varsa bizlere WhatsApp ve Bip iletişim hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi Konya Anadolu mutfağının merkezi diyoruz. Diğer taraftan çeşitli medeniyet ev sahipliği yapmış olan Konya'mız tabii ki mutfağında da çok zengin diyoruz. Tabii ki detay bilgilerimiz hocamızla. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Sefalar getirdiniz sağ efendim olun programımıza. Konya yemekleri, yemek kültürü ve yemeklerini konuşacağız bugün sizinle. Tabii ki Konya çevresinde belki Sille mutfağından bahsedeceğiz. Mevlevi mutfağından bahsedeceğiz. Çok fazla konuşulacak konu var aslında, geniş bir alan çünkü. Evet hocam, Konya mutfağı diyelim. Nereden başlayalım? Mevlevi sofrasıyla başlayalım bence. Konya önce bir Konya mutfağıyla başlayalım. Peki. Sonra Mevlevi olsun. Peki. Neden? Çünkü Mevlevi mutfağının Türk mutfağı üzerinde büyük etkisi var. Evet. Sadece Konya değil. Öyle olunca ama Konya mutfağı da bir başkent mutfağı olarak, Selçuklu başkent mutfağı olarak gerçekten çok iyi bir mutfaktır. Hı hı. Konya mutfağı benim tanıdığım dünyadaki en özgün, en güzel mutfaklardan, mutfakların başında gelir diyeyim. Hı hı. Çünkü çok iyi bir, her yönüyle çok iyidir. Ama ondan sonra gelen Mevlevi mutfağı ise daha seçkin bir mutfak olarak, hı hı, göze çarpıyor. Çünkü Mevleviler Allah'a ulaşmadaki fikirlerinde, çalışmalarında her şeyin en güzelinden gittikleri için yemekte de en güzelinden gitmişler. Hı hı. Ve en güzel yemekleri ortaya çıkarmışlar ve yemeği bir eğitimin ana ögesi olarak ele almışlar. Dervişlik eğitimi biliyorsunuz, bin bir gün süren dervişlik eğitimi mutfakta başlar. Evet. Ateşbazı Veli bu mutfağın başındadır ve 18 kural vardır. Ve bu işte nelerdir hocam? Bu bunlar işte çerağcı, temizlikçi, pazarcı, aşçı, yani 18 görev vardır. Bu 18 görev 13. yüzyılda ilk defa ekipleşmeyi başlatan bir olaydır. Derler ki Fransız mutfağı 16. yüzyılda Escoffier ile ekipleşmeyi başlatır. Hı hı. Oysa Konya mutfağında, Mevlevi mutfağında ekipleşme 13. yüzyılda Ateşbazı Veli'nin kurduğu mutfakta başlamıştır. Yani bu çok önemli bir tabii şeydir ki. Ve zaten şu da var. Ateşbazı Veli yine dünyada bilinen, muhtemelen İlk aşçıdır. Hı hı. Ben
40 yıldan beri mutfakla, 50 yıldan beri mutfakla çalışıyorum, mutfakla ilgili olarak. Ve dünyada başka hiçbir yerde 13. yüzyılda böyle bu kadar ortaya çıkan bir şef göremedim. Sadece Ateşbazı Veli Hazretleri var. Biz 5 tane kongre yaptık 1985'ten 1994 yılına kadar Konya'da yaptık. Ve Feyzi Alıcı abim Ateşbazı Veli Hazretleri adına başlattı. Çünkü dünyada bilinen ilk aşçıydı Ateşbazı Veli ve eğitimin de başındaydı. Bu açıdan Konya mutfağı gerek şefleriyle, gerek ekipleşmesiyle, gerek özgün menüleriyle. Mesela Konya'da menüler vardır bilirsiniz. Düğün pilavı, evet. Kara yemek takımı, komşu kaldırması, iki tuzlu bir tatlı ile 100 yemeğe kadar uzayan yemek menüleri, şivlilik denen çocuklara hitap eden bir olay vardır. Yani yemek Konya'da çocuklardan 70 yaşındaki insanlara kadar herkese hitap edecek bir şeyler sunmasını bilmiştir. Öyle olunca Konya mutfağı çok önemli bir mutfaktır. Mevlevi mutfağı da Konya mutfağını bilimsel açıdan diyelim şekillendiren ve kurumsallaştıran bir mutfaktır. Evet, o açıdan Konya mutfağı çok, çok önemlidir. Çok zengin ve bir kural doğrultusunda bir ekip oluşumu Tabii ki. Ateşbazı Veli önderliğinde başlamış diyebiliriz. Hatta tüm dünyaya yayılmış tüm da diyebiliriz. Tüm dünyaya yayıldı hocam. Çünkü 1986'da biz ilk kongremizi Ateşbazı Veli adına yaptık. Evet. Konya Turizm Derneği olarak. Ve gelen uzmanlar dünyanın en ünlü uzmanlarıydı. Hı. Yani çok değerli Claudia Rodin'ler, Jill Norman'lar, Paul Levy'ler, Alan Davidson'lar. Bütün bunların hepsi bizim programlarımıza geldi. Program İstanbul'da yapılıyordu Simge Hanım. Ama biz bir pilot şehir seçtik her kongremizde. İlk olarak Ateşbazı Veli Hazretleri adına yaptığımız için Konya'ya getirdik, Konya'yı seçtik. Hı. Tabii ki Konyalıyız da Konya'yı seçmemiz gerekiyordu. Konya bir mutfak deviydi. Evet. Öyle olunca Konya'ya getirdik. Onların çok ünlü Oxford Sempozyumu'nun kurucusu Alan Davidson, gittikten sonra onun PPC diye, Petit Propos Culinaris diye bir dergisi var. O dergide şöyle yazdı. İstanbul'da programlar çok güzel gidiyordu. Türk mutfağını çeşitli menülerle tanıyorduk. Ve yemekler çok güzeldi. Organizatörlerin bizi de diyor Konya'ya götürmesine akıl almadık bir hani Konya, Orta Anadolu şehri. Ama ne zaman ki Ateşbazı Veli Hazretleri'ni, tabii Ateşbazı Veli'yi ziyaret ettik diyor. O zaman anladık ki diyor 13. yüzyılda adına anıt mezar yaptırılan bir şef var. Evet. Ve bu şef Konya'dadır. Biz oraya bir turist gibi gittik ama bir hacı gibi döndük diye yazmıştı kitabında. Ve bunu 1985'te yazdı ve bu çok güzel bir şeydi. Tabii ki. Konya ve Türk mutfağının ve Ateşbazı Veli Hazretleri'nin ilk defa yurt dışına açılışını yapmış olduk. Güzel bir şeydi. Bu alanda çok fazla araştırmanız, çok fazla çalışmanız, 50 yıldan bahsediyoruz dile kolay ve çok fazla da kitabımız var. Türkiye'nin birçok her mutfağını araştırdınız. Ama en çok birbirine benzerlik gösteren bölgeler ya da mutfaklar dersek, İç Anadolu haliyle Anadolu mutfağı çok zengin. Bence çevrede buradan mı besleniyor diye de akla gelmiyor değil. Tabii ki şöyle. Bütün bölgeler birbirine benzer. Evet. Mesela Urfa, Mardin, Diyarbakır aynı yemeklerdir. Rize, Trabzon, Giresun aynı yemeklerdir. İç Anadolu aynı yemeklerdir. Şimdi büyük bir de rekabet var bu kreatif şehirlere girme yolunda. Efendim coğrafi işaret alma yolunda. Biraz önce programdan önce şeyden arabaşı çorbasından bahsettiniz. Çok kişi sahip oluyor. Evet. Konya'da onun çok özel bir sunumu vardır pişmaniye ile birlikte.
Ama Yozgat galiba Arabaşı çorbasının şeyini aldı, coğrafi işareti. Karaman dedi ki bizim dedi, Yozgat bizim dedi, Konya biz bizim dedik ama Konya. Yozgat aldı. Evet. Aldı ama şöyle hani acil davranan işi aynen, kurtarıyor. Aynen erken davranan. Ama şimdi bölge çorbası zaten hiç sorun değil ama İç Anadolu bölgesi kim ne alırsa alsın bir başkent mutfağı olarak Konya'da onların hepsi bulunuyor ve çok iyi bir şekilde bulunuyor Konya'da. Mesela tutmaç çorbası. Evet. Orta Asya'dan gelen bir çorbadır. Selçuklu bile değil. Orta Asya'dan gelir ama Konya'da çok lezzetli ve güzel bir şekilde yapılır. Anadolu'nun birçok yerinde yapılır. Mercimekle yapılır, efendim nohutla yapılır, diğer baklagillerle yapılabilir. Ama Konya'da etle yapılır ve gerçekten tutmaç nefis bir çorbadır. Evet, yakın zamanda ben bu çorbayı tanıdım. Daha doğrusu tadına baktım ama yakın zaman dediğim yine bir 8 sene olmuştur herhalde. Çok güzel bir çorba ama etle yapılan çorbalarımızdan tabii bir tanesi. Tabii ki et ve erişte ile. Evet. Ben bunu 700. Hazreti Mevlana'nın 700. yılında menü olarak zaten kitabımı yazmıştım, Mevlevi Mutfağı kitabını o zaman. Şey oldu, İstanbul'da 2004 yılında şey yapıyorduk, Konyalı lokantasına danışmanlık yapıyordum. Onlar kanyona geçecekti ve beni rica ettiler ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Orada tutmaç çorbasını verdim. Ve orada biz bir yıl devam eden her ayın 17'sinde evet. Hazreti Mevlana'nın ölümü, bir yıl devam eden bir menü hazırladık. Ve o menü orada bir yıl boyunca sunuldu. Sadece Mevlevi yemekleriyle oluşan bir menü, aslına uygun bir menü. Şimdi şöyle Mevlevi mutfağı diyorlar ama kayıtlarda olmayan yemekleri de Mevlevi mutfağı olarak sunabiliyorlar. Ben bunu yapmadım. Kayıtlarda ne varsa, Hazreti Mevlana'nın beyitlerinde ne varsa o yemekleri verdim. Çünkü siz böyle düşündüğünüz yemekler bu oraya uygundur diye sunarsanız olmaz. Her şeyi aslına uygun yapılması en doğrusu. Yapılması şekilde gerekiyor. Şimdi hocam en başa dönmek istiyorum. İlla ki her hanımefendi mutfakla hemhal. Mutlaka hiçbir şey yapamasak böyle kolayda olan yemekleri illaki yapıyoruz. Çalışan hanımlar belki çok vakit bulamıyor da olabilirler. Ama o yemekler en de güzel yemekler olabiliyor tabii bazen. Tabii ki, tabii ki. Elden ele lezzetler değişiyor illaki. Her yöreye ait olan ya da İç Anadolu bölgesinde işte Arabaşı'ndan örnek verdik. Dedik ki tutmaç çorbasından örnek verdik. Konya'da bir başka güzel oluyor. Şimdi el lezzeti de çok mühim. Evet. Ama siz bu araştırma yapmaya ne zaman başladınız araştırmalara? Hepimiz mutfağı seviyoruz. İllaki yemekler farklı. Belki kendimiz üretiyoruz bir şeyler. Güzel farklı tarifler ortaya koyuyoruz. Ama özellikle bir branşta uzmanlaşmış olmak ve bu alana yoğunlaşıp ciddi araştırmalar yapmak kolay değil. Büyük bir emek ister çünkü. Tabii ki. Ne zaman başladı hocam bu sefer? Ben bu araştırmalara şöyle çocukluğumdaki Konya'nın güzel yemekleriyle başladım diyebilirim. Babam çok iyi bir gurmeydi. Annem çok iyi bir şefti. Ama o zamanın kadınları zaten hepsi birer ünlü şef kadar güzel yemek yapabilirlerdi. Kesinlikle. Bu şundan da kaynaklanıyordu. Herkesin evi bahçeliydi. Herkesin evinde bir inek, koyun 2-3 tane olurdu. O koyun ve ineklerden elde edilen sütler, yağlarla yemek yaparlardı. Ve mesela annem bize salata yapın dediği zaman biz mutfağa gitmezdik, bahçeye giderdik. 2-3 domates, 2-3 salatalık, biber, maydanoz koparır gelir onlarla salatalık yapardık. Bütün bunlar o dönemlerde yemeklerin sonsuz lezzetli olmasını sağlardı. Bir de o dönemlerde hanımların sosyal yaşamda kendilerini gösterme olayı yemekti. Mesela derlerdi ki Simge Hanım'ın su böreği gibi kimse yapamaz. Ya. İşte Ayten Hanım'ın höşmerimi gibi kimse yapamaz. Zaten ben bu işe şöyle başladım.
annemin bir arkadaşı öldüğü zaman dediler ki kim onun gibi güzel höşmerim yapacak, kadın gitti dediler. Ben o zaman anladım ki, bir de tabii ki hep o güzel sofralarda bulundum. Annemin arkadaşlarına gittiğimiz zaman böyle resim gibi sofralar ortaya gelirdi. Yer sofralarında dolmalar, saç börekleri, efendim çorbalar, işte bu bamya çorbaları, yoğurt çorbaları özellikle. Yani çok, sunumlar da çok güzeldi. Derler ki, efendim Türk mutfağında sunum güzel değil de işte Batı mutfağında sunum güzeldir. Gelsinler, o benim annemin o dönemlerdeki, bakın şu kitaptaki yemekleri, evet, görsünler. Bakın şimdi lahana kapaması o. En son kitabımız bütün olarak, evet, bütün olarak yapılıyor. Bu aslında yaprak yaprak yapılır, konulur, arasına et konur yapılır. Ama ben bunu bütün halinde yaptım. Kapaktaki resim. Öyle olunca... Bunu annem de yapar, şahane. Tabii, harikulade muhteşem, güzel olur. Evet. Bütün olur, işte bütün Konya hanımları bunu böyle yaparlar. Gelsinler, bu resim gibi yemek düzenlemesini görsünler, desinler ki Türk mutfağının sunumu güzel değildir. Mümkün ama biz, mü? Bence mümkün değil mü? Yani o mesela bir dolma yaparlar Simge Hanım. Ortaya bir domates koyarlar, kenarlarına biber, yeşil biber, evet, etrafına patlıcan koyarlar. Düşünün, renk renk. Onun etrafına, aralarına sarmalar koyarlar ve bu şekilde bir tabak ortaya geldiği zaman siz onu bir resim olarak görürsünüz. Dizayn da çok önemli. Dizayn çok, tasarım çok önemli tabii, tabii ki. Ama Konyalı hanımlar bunları bilirlerdi. Öyle olunca ben annemle gittiğim o sofralardaki güzellikleri gördüğüm zaman, bir de o falanca öldü höşmerimi kim yapacak onun kadar güzel dedikleri zaman, ben ilkokuldaydım o zaman. Anladım ki bu yemek çok özel bir konu. Öyle olunca o yemekler ne yapılabilir, ne edilebilir ve ben bunları kaydetmeye başladım. Harikasınız. Yani öyle olunca... Ve bütün bu çalışmalar geldi ve 25 kitap, tabii ki Konya ile başladım. Konya, ilk çalışmam 1979'da geleneksel Konya yemekleri olarak yayımlandı. Ondan sonra emekli olunca Mevlevi mutfağını yaptım. Çünkü onun çok sağlam çalışılması gerekiyordu. Bütün doğru dönemin eserleri, İptidaname, efendim Sipehsalar, bütün o kitaplar incelendi. Mevlana'nın bütün eserleri incelendi ve oralardaki yemek isimleri çıkarıldı. Varsa tarifeleri kaç çıkarıldı. Kaç yılınızı aldı hocam bu araştırma? Tabii ki o araştırmayı zaten devamlı yapıyorduk. Biz Mevlevi programlarını Turizm Derneği'nde Feyzi abim başlattığı zaman her gelenlere zaman zaman ben bu Mevlevi mutfağından örnekler sunuyordum bildiklerimden, ama epey bir zaman aldı. Yani çok uzun bir zaman, ama bittikten sonra gerçekten içime sinen, çok doğru, çok düzgün bir kitap oldu o Mevlevi mutfağı kitabım. Onun da bir hikayesi mutlaka var. Temin edin sevgili izleyenlerimiz. Hani merak edenler. Bence tabii, o mutfaktan da bazen evimizde, mutfağımızda, ocağımızda yemekler pişsin. Tabii ki. Belki o tariflerde bulduğumuz gibi denesek de bazen olmayabiliyor hocam. Tabii yaptığımız ki. Yemekler. Hayır, hepsi çok. Konyalı hanımlar çok güzel yemek yaparlar. Evet. Siz bir Konya evine gidin. Aniden size bir bulgur pilavı yapsın, yanına bir ayran yapar, yanına bir salata yapar. Siz onların tadına doyamazsınız. Çünkü Konyalı kadınların eli güzeldir. Evet. Bir başkent mutfağının mirasçılarıdır ve o açıdan çok güzel yemek yaparlar. Pratiklerdir değil mi? Pratik. Hemen çözüm bulurlar. Tabii ki. Ve çok zengin bir sofra hazırlıyoruz hocam gelen misafirlerimize. Tabii ki. Çeşidimiz çok fazla. Benim babam saat ikindine doğru anneme haber gönderirdi. O zaman telefon yok. Dükkanda çalışan bir çocuğu gönderir. Akşam 8 kişi geliyoruz, yemek hazırla. O dönemde 1950'li yıllarda. Annem hiç üşenmezdi ve korkmazdı. Biz şimdi telaşa düşeriz. Ay nasıl olur, nasıl biter. Eyvah, nasıl yetişecekleriz değil mi bazılarımız? Mutfakta her şey var. Girerdi mutfağa. Bahçede her şey var. Her şey olunca
bahçelerde olurdu her şey. Öyle olunca da annem hiç telaşa düşmeden akşama 8 kişiye ve bu her gün olurdu bizde. Babam her gün 12 kişi, akşama hanım biz 12 kişi geliyoruz. Kadın hiç, biz ablamla korkardık. Gerçekten bir şef olmuş artık anne. Evet. Kesinlikle. Ama çünkü babam onu öyle yapmış. Neden? O dönemin insanları öyleydi. Herkesin evi öyleydi hemen hemen. Ama babam biraz daha fazlaydı sanıyorum. Çok misafirseverdi. Öyle olunca annem çok güzel yemek hazırlardı. Ben size bir hikaye anlatayım. Anlatın hocam, buyurun. Şimdi ben meslek lisesinde öğretmenlik yapıyorum. Pratik sanat öğrencileri sadece yemek öğrenmek için gelirler. Ve onlardan birisi beni, sınıfı yani, bahçelerine davet etti. Bahçeleri varmış. Böyle bahar günüydü. Nisan, Mayıs aylarıydı. Biz onların bağına gittik. Onların bağına gittik. Orada anneannesi geldi benim öğrencimin. Annesini tanıyorum ama anneannesi geldi. Bana dedi ki, Nevin Hanım dedi, ben dedi sizin annenizi çok merak ederim hayatım boyunca dedi. Allah Allah dedim, annemi nereden tanıyorsunuz? Benim eşim dedi, kavuncuydu dedi. O zaman Çumra'dan kavunlar arabalarla gelirdi, at arabalarıyla veya burada bir yerden mi getirirdi bilemiyorum. Bizim eve at arabasıyla kavun gelirdi, böyle eski tahta arabalar olur ya, evet, önünde bir at. Evet. Oraya kavun doldururlardı. Kalabalık aile, her akşam misafir. Kavunlar gelirdi böyle, dökerlerdi. Onları taşırdık içeriye. Böyle bir 10 gün falan giderdi o kavunlar. Bir araba kavun. Bir araba kavun 10 gün. Ama yaz günü. Ama misafir çok fazla. Hem misafir çok fazla hem de yaz günü. Gelen giden çok. Sadece babamın değil, öğlen üzeri annemin misafirleri olurdu. O beş çayına gelmeler tabii ki. Beş çayı falan nerede? O zaman yok beş çayları falan. Çay yok o zaman. Ah, 1950'li yıllarda Konya'da kahve var. Ya. Şerbet var. Öyle olunca kadın dedi ki, ben nereden tanıdınız benim annemi siz ki dedim. Merak ediyorsunuz böyle. Benim babam kavuncuydu dedi. Size dedi bir gün kavun götürürken dedi, babanız demiş ki dedi, sofra hazır, hadi gel beraber yemek yiyelim. Almış dedi, anneminizin dedi yaptığı dedi, şey varmış dedi, bütün etli patlıcan. Oo. Öğlen onu yiyorlarmış. O, erkekler ayrı, kadınlar oturmaz o sofraya. Onu diye ben hayatımda o yemek gibi bir yemek yemedim. Siz de yapıyorsunuz ama o hanımın yaptığı yemek farklı bir yemekti. Çok güzel bir yemekti. Çünkü annemin eli güzeldi. Ah, şimdi bazı yemeklerin tadı damağınızda kalır ya. O lezzeti hep ararsınız ama bulamazsınız. Ne yazık ki kendiniz yapsanız da olmayabiliyor. Evet. Hikayenin devamını merak ediyoruz. Şerbet dediniz. Şerbetlere de şöyle bir değinelim istiyorum. Tabii ki mutfağımız çok zengin çünkü. Efendim kısa bir aramız olacak. Reklamlar sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Mutfak kültürü ve yemekleri yazarı, yaşayan efsane olarak adlandırıyorum efendim. Nevin Halıcı hocamız bizimle birlikte. Konya yemek kültürünü, aynı zamanda Konya yemeklerini konuşuyoruz. Ve bu kitaptan kesinlikle detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Tabii ki Mevlevi Sofrası kitabınızdan, çalışmanızdan da bahsediyoruz. Çok güzel bir hikaye anlattık. Şimdi şu aklıma geliyor. Eskiden doğal beslenme tabii ki yaygındı. Herkes yetiştirdiği ürünleri tüketiyordu bir şekilde. Yemeklerini onlarla yapıyordu. En doğalından besleniyorlardı ve sağlıklı besleniyorlardı. Ve çok da yeteneklilerdi. Şimdi her birimiz mutfağa girsek, bir şeyler yapsak da annemizden öğrendiklerimizi, hep şunu söylüyoruz. Anne eli değmiş gibi değil ne yazık ki diyoruz. Annemin yapmış olduğu o lezzete bir türlü yakalayamıyoruz diye hayıflanıyoruz haliyle. Acaba neyi kaçırıyoruz? Neden aynısı olmuyor? Detaylar yine hocamızda olacak. Ama şimdi günün güzel sözünü paylaşalım istiyoruz.
Evet, güzel söz köşemizde bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum sevgili izleyenlerimiz. Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yediğiniz bereketli olsun. Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yediğiniz bereketli olsun. Şimdi yine eskiden diyeceğiz. O kalabalık sofraları artık günümüzde çok fazla göremiyoruz. Çünkü herkesin bir telaşesi var. İşten gelme saatleri farklılaşabiliyor. Sonra o sofraya hep birlikte oturamayabiliyoruz her zaman. Ama eskiden bu vardı değil mi hocam? Bakın örnek verdiniz. Dediniz ki evimize çok fazla misafir geliyordu. O kalabalıkta az da olsa bir lezzetli oluyor o yemekler. Muhteşem tabii ki, oluyor değil mi hocam? Tabii ki. O lezzet hiçbir şeyde yok. Yani beraber oturmak, yemek yemek. O dönem biraz önce de söylediğim gibi hanımların kendini gösterme nedeniydi yemek. Yani işte Ayşe Hanım'ın höşmerimi gibi kimse de olmaz. Fatma Hanım'ın su böreğini kimse yapamaz. O şekilde yarışmalar halinde giderdi. Ve biz bir boşlukta şeye başladık. Konya Turizm Derneği'nde Feyzi abim yemek yarışmalarına başladı. Evet. Önce çarşı yemekleriyle en güzel etli ekmek, en güzel fırın kebabı gibi yarışmalarla. Ondan sonra ev yemekleriyle, ev hanımlarıyla başladı. Devam etti. Ondan sonra ben bu ilk kitabımı yazdım, Geleneksel Konya Yemekleri. Ondan sonra bizim çalışmalarımız dernekte devam etti. Ege'de öğretmendim, şey yaptım, Ege bölgesi yemeklerini anladım ki yöresel mutfakta büyük bir zenginlik var. Evet. Ve mutfakla ilgili her şey karanlıkta. Öyle olunca çünkü sadece bakın o dönemde 3 kitap vardı. Ekrem Muhittin'in İstanbul yemeklerini veren, Türk mutfağını veren kitabı. İkinci olarak eğitimde Raşit Gürel'in Evin Yemeği kitabı. Üçüncü olarak da bu Hilton otelleri falan açıldığı zaman uluslararası mutfak gerekiyordu. O zaman da Necip Usta'nın 5 tane kitabı vardır. Türk mutfağı, Türk tatlıları bilmem ne şu bu. Fransız mutfağı. Bu 3 kitap vardı. Her şey karanlıktaydı. Biz Turizm Derneği'nde ben bu Konya yemeklerinin güzelliğini hissedip ilk defa yöresel kitap olarak Konya yemeklerini yazdım. Benden önce bir Afyon yemekleri kitabı vardı. Evet. Bir de Trabzon'da broşür gibi Şamil Horoluoğlu'nun Trabzon yemekleri diye 15-20 sayfalık bir kitabı vardı. Biz şunu da söylemem gerekiyor. Konya'da benden önce çok değerli Selçuk Es yine küçücük bir kitapçık böyle 15 sayfa gibi falan. Konya Yemekleri diye bir kitap yazmıştı. Başka hiçbir şey yoktu. Öyle olunca ben kaynaklara dayandırarak yani 20 kaynak kişiyle görüşerek benim yeğenim Nilgün Çelebi metodoloji profesörüdür, sosyologdur. O hanım bana çok güzel bir şey kurdu yani sistem. O sisteme göre bilimsel bir şekilde 20 kişiyle çalışarak, anket uygulayarak geleneksel Konya yemeklerini yazdım ve çok ilgi gördü. Ondan sonra bizim bu yemek yarışmaları devam ediyordu ve Turizm Derneği 1980, bizim çalışmalar bakanlığın şeyini dikkatini çekince oradan birçok kişiyle Konya'ya gelmeye başladılar. Konya'da yemek hareketleri var. Gidin bakın falan şu bu falan. Bu şekilde dernekte biz 1985 kongrelerine kadar çalışmalarımızı devam ettirdik. Ve 5 kongreyle de Ateşbazı Veli adına başlatılan 5 kongreyle de Türk mutfağını yurt dışına açtık. Yurt dışında ondan sonra çok büyük Türk mutfağına ilgi başladı. Ve bizim programlardan sonra çok rahatlıkla söyleyebilirim. Gazetelerde sütunlar açıldı, yemek olayları bilmem neler şunlar bunlar. Yemek bugün bu haldeyse Feyzi abimin Turizm Derneği'nde başlattığı bu çalışmalarla. Sizler sayesinde iyi ki varsınız. Ay sağ olun. Bu çalışmaları başlatmışsınız gerçekten.
bilmediğimiz ya da unutulmuş olan birçok yemeği biz bu kitaplarda bulabiliyoruz artık sevgili izleyenlerimiz. Nevin hocama ulaşma şansınız da var. Bu arada çok güzel müzeden görüntüler var hocam. Bundan da biraz bahsedelim mi? Bu arada dergi demişken hocam, şimdi 90'lı yılları hatırlıyorum ben. Çok fazla gazetelerin vermiş olduğu kuponla belki de ya da belli günlerde sayılarda falan. Tabii ki yemek kitapları ya da dergileri verilirdi. Hepimiz koşarak onları tabii alırdık. Ben de biriktirdim çok zaman. Ne kitaplar ne dergiler var evde birikmiş olan. Her birinde şöyle hepsini yapmak mümkün değil ama seçtiğimiz böyle kolayda olan tarifleri uyguluyorduk. Müzemiz neredeydi hocam? Nasıl bir çalışma yapıldı? August Otel'deydi. Ben Konya yemeklerini yaptıktan sonra Ege bölgesini yaptım. Akdeniz bölgesini yaptım. Güneydoğu Anadolu bölgesini yaptım. Yöreleri gezerek ve yine 20'şer hanımla görüşerek o yörelerin yemeklerini derledim. Karadeniz yemeklerini de şey olarak yaptım. Çok doktora tezi, doktora tezi olarak. Ama şöyle, ben dedim ki burada balıktan bir şey yok. Ben burada herhalde bu doktorayı veremem dedim. Fakat müthiş bir ot zenginliği var ve zaten balık olağanüstü orada. Balıkla her şey yapılıyor. Mantar zenginliği var. Yani ve ben bir seferde çok şükür verdim tezimi. Çok iyi bir tez oldu. Yani bu yemekler, yöresel yemekleri derlerken de oralarda bulduğum bakırdır, oraya ait ne has varsa bir şey, ben onları derledim. Mesela İzmir'de çalışırken, İzmir'de bir ikram türü vardır. Bir onların bir şeyi vardır, oralarda resmi var ama bilmem gelecek. Bakın bu şeydir, Siirt'in perde pilav şeyi, kabı. Kullandıkları kap. Bunda pişirirsiniz perde pilavı. Öyle olunca bu tip şeyleri hep derledim. İşte bakın bu İzmir'deki kap. Çok bunun güzel kenarına kaşıklar, ortasında su vardır, su bardağı dolu. Kenarına şey yaparlar, iki tane reçel koyarlar. Neden reçel? Bir, orada usul odur. Vişne reçeli ve sakız reçeli. Şimdi misafire reçeli. Şeker ikram edilmez, ayıptır. Neden hocam? El emeği yapılacak. Veya murabbaları vardır İzmir'in. Onu getirirler, siz oradan bir kaşık alırsınız. Vişne mi, sakız mı, hangisini isterseniz alırsınız ve o kaşığı suyun içine koyarsınız. Su bardağına. Tadı bulaşmasın diğerlerine, geçmesin diye. Harika. Sonra başka birisi gelir. Orada 12 tane kaşık asılıdır. Ve bunu, mesela ben bunu takımıyla aldım geldim. Bizim Sille'mizde buna benzer bir şey vardır. Ve benim Sille kitabım keşke getirseydim. Ah Sille kapağında. O kadar güzeldir ki o. Şimdi hanım der ki riziko tepsiyle düğüne girerken gül balı sunulur Sille'de. Şimdi balı. Bakın o riziko tepsi şöyle büyükçe bir tepsidir. Şöyle onun bir reçel kabı vardır. Tabak. Üstünde de şu yani 30 santim uzunluğunda bir kaşık. Tatlı kaşığı. Onu gül reçelinin içine gül balı diyor onlar. Gül reçelinin içine koyarlar. Kaşığın sapı bu kadar uzundur. Şimdi siz kına gecesine veya nişana gidiyorsunuz. Kapıda bir genç kız onu tutar. Benim Sille kitabının kapağında o gül tepsisini görürsünüz. Şimdi siz ne yaparsınız? Bir kaşık alır ağzınıza koyar, onu tekrar gül reçelinin içine koyar. Peki. Sonra ikinci kişi gelir. O da içeri girecek. O da bir kaşık alır. Aynı kaşıkla mı yeniliyor? Aynı kaşıkla. Peki, tamam. Usulü o. Sille'de öyle. Ama İzmir'de şey yapıyorlar. Farklı farklı kaşıklara. Ben de şimdi o da var, o tepsi de var. Bu sergide o ikisi de... Çok güzel bir sergi olmuş. Olağanüstü güzel bir sergiydi. İşte bu perde pilav kabı, Konya düğün yemekleri eskiden... Bakır kaplarda verilirdi 1950'li yıllarda. Onun lezzeti daha mı farklı hocam sanki? Toprak kaplar, bakır kaplar daha güzel. Şimdi bakır, o kadar çok çeşit var ki. Bakır kaplar her şeyi, ısıyı her yerine eşit dağıttığı için onda pişen yemekler çok daha lezzetli olur. Ama yani o bakır kaba da koyduğunuz zaman çabuk soğumaz.
Ya, yani bakırla sunduğunuz zaman. Zaten bir kaptan yenir. Bakın işte şu tabaklar lengeri dediğimiz düğün pilavı veya bütümet konulan bir tabaktır. İşte bu da Siirt'in perde pilav kabıdır. Bu topladığım bütün şeyleri sergi halinde Meram Belediyesi Fatma Toru Hanım'la yaptık. Ama sonra Fatma Hanım aday olmayınca Orası ne yapacağız dedim ben bunu. Dedi ki hocam siz bunları alın dedi. Öyle olunca bana geri gönderdiler. Öyle olunca da şey oldu. Buradan sayın belediye başkanlarıma duyuru olsun. Bu müze yeniden canlansın. Çünkü bu eski kapları tarihi yani miras çünkü çok güzel çalışmalar, emek de verilmiş. Bir de hikayeleriyle yani. Bakır tepsi bu ne tepsisi? Her birinin yöresi ve hikayesi yazıyor değil mi hocam? Çok güzel bence. Bir uygun bir yerde devam etsin isteriz. Ben de isterim inşallah. Ben artık baktım güzel bir talepte bulunalım. Kendim yapmayı planlıyorum ama tabii ki bu kolay bir şey değil. Kendimi bir bina bulmak, bunu yapmak. Orayı dizayn etmek. Kolay değil yani ama benim vakıf kurduğum vakıfta Osman Bey, Osman Güldemir Bey başkan. Onunla konuştuk. O hocam inşallah biz bunu da yapmaya çalışalım dedi. Çünkü böyle beklemekle olmuyor. Bir yerden başlamak lazım. Başlamak lazım. Peki işte hocam. Bir yer bulursak başlayacağız. İnşallah hayırlısıyla. Hayırlısı. Tabii ki vakıf çalışmasından da bahsedeceğiz hocam. Kurmuş olduğunuz vakıfla ilgili de bilgiler alalım ama şu kitaptan biraz bahsedelim. Şimdi Konya'nın mutfağı çok zengin dedik. Her biri belki yer almamış da olabilir tariflerimizin. Konya yemekleri dediğimizde aklımıza neler geliyor? Ben program başında dedim ki işte etli ekmeğiyle hani böyle çarşı yemekleri dediniz siz onlar için. Fırın kebabıyla, etli ekmeğiyle değil mi? Tabii ki düğün pilavımız aklımıza geliyor. Ama bilmediğimiz ya da unutulanlar var mı hocam? Neler farklı? Bu lahana yemeği mesela muhteşemdi. Lahana kapama mı diyoruz? Bunu? Lahana kapaması bu. Çok güzel. Ve bana bunu veren hanım dedi ki, eski adamlar yavrum dedi, o zaman ben senin gibi genç bir hanımdım derlerken. Eski hanımlar yavrum dedi, kayısı yahnısını bir de, dur bakayım neydi? Hemen. Terhun çorbasını. Evet. Bir de dedi, lahana kapamasını çok severlerdi dedi. Oo. Bu üç yemek eski adamların, o ben 40 yaşındaysam, o hanımdan 80 yaşında alıyordum ve o da diyor ki eski adamlar, belki 200 sene öncesinin insanları. İnsanları evet. Ve dedi ki işte bu yemekleri çok çok severlerdi. Terhun yahnisi, kayısı yahnisi, terhun yahnisi. Çorbası, kayısı yahnisi ve şey. Tutmaç çorbası. Yok şey, kayısı yahnisi, terhun çorbası. Lahana kapaması. Adamlar bunları çok severlerdi dedi. Oo, hocam böyle ayırmışız tabii ki. Çok güzel. Şimdi tabii çorbalarda süt çorbası nasıl yapılıyor peki hocam? Süt çorbasını bulgurla kaynatıyorlar. Çok eskiden anladım. Yapılırmış bunlar. Fazla ulaşım olup da böyle her şeyin gelemediği zamanlarda ne yapılırdı? Elde bulunan yiyecekler zaten mutfağı şekillendirir. Konya hanımları bunları çok güzel yaparlardı. Kayısı yahnisi. Misafir mi geldi? Kuru kayısı hazır. Hemen kavurma hazır. Et hazır orada. Çarşıdan bir şey alamazsın. Çünkü bakkallarda o zaman sadece gaz yağı, peynir, efendim, çok az şeyler şeker satılıyor. Bunlar satılırdı. Öyle hani sebzeler, portakallar falan Konya'ya gelemezdi o dönemlerde. Bize Adana'dan portakal hediye olarak trenle gönderilirdi mesela. Ay ne kadar zormuş. Ulaşım aslında, çok ulaşım. Zordu. Ya. Şimdiki insanlar çok şanslı. Her şey hocam önlerinde. Her şeye hazıra konmuşuz gibi yani ve hala da tembellik yapıyoruz. Alo evet. Diyoruz kapımıza kadar ama geliyor yemekler. Ama şimdi hanımlar artık çalışıyor hayatım. O zaman hanımlar evdeydi. Çalışmıyorlardı. Ama pratik bir şeyler yine yapılabilir hocam ya. Yarım tabii saatte ki hemen böyle ocakta bir pişecek yemek yok mu? Bir de ben şöyle çocuklarına ev hanımlarının pazar günü mesela bir eski Konya yemeği deyip bir tutmaç çorbası yapmasını. Bence de. Çünkü onu bilmeliler. Biz bahsettiğim biraz önce Konyalı'da bu yemek programının Mevlevi Mutfağı'nı verdiğimiz zaman
Tutmaç çorbası o kadar beğenildi ki bir gün ben İstanbul'da yürüyorum İstiklal'de. Önümdeki bir genç kız ve erkek diyorlar işte şu lokantaya mı gidelim, buraya mı gidelim falan. Uzunca yürüyoruz beraber. Kız dedi ki ama yok dedi orada tutmaç çorbası yok dedi. Konyalı'ya gidelim. Bak şimdi tutmaç çorbası gerçekten güzel bir çorba. Evet. Ve sokakta konuşulur hale geldi. Ya. O Konyalı'da, İstanbul'da başka lokantada yok. Sadece Mevlevi mutfağında orada biz yaptık. Ve tutmaç çorbası orada yok. Biz Konyalı'ya gidelim dediler. Ve orada da orada afiyetle vardı. Yendi. Şimdi hazır nereye kadar diye düşünüyoruz. Dışarıda sürekli yiyen kişiler de şundan bakıyor zaten. Artık sıcak ev yemekleri olsun özledik diyenler de var. Efendim hemen bu kitabı temin ediyorsunuz ve buradan güzel tarifleri kendiniz uyguluyorsunuz. Onu Büyükşehir Belediyesi'nden Hasan Yaşar Bey ile çalıştık. Çok iyi bir kitap oldu. Çünkü o ilk defa 2005 yılında Rumi Yayınları'ndan Mustafa Çalışkan Bey ile yapmıştık. Şimdi bunu Büyükşehir Belediyesi hazırladı. Biz Hasan Bey'le hazırladık, Hasan Yaşar Bey'le. Ve selamlarımızı gönderelim. Çok selam ve sevgiler gönderiyoruz. Emeğinize sağlık. Çok beraber çalıştık. Şöyle, burada bazı yanlışlar vardı 2500'dekinde. Şimdi o yanlışlar da düzeldi, her şey de düzeldi. Ben size buradan bir yemek anlatayım. Şimdi anlatın bakın hocam. Çok ilginç. Şimdi burada o kadar güzel başlıklar var ki yemekli günlük gezmeler başlığında doğumda, geçiş dönemlerinde neler yapılıyormuş, sünnetlerde, asker uğurlamada, görücü giderken, düğünlerin her bir günü çünkü düğünler eskiden çok uzun sürermiş. Yani 3-4 gün devam eden düğünler vardı köyümüzde de öyleydi oradan biliyorum. 40 gün 40 gece devam eden düğünler. Şimdi şöyle zaten yemek çalışmalarına bu sistemle başlamazsanız çok iyi bir şeyler elde edemezsiniz. Ben bütün öğrencilerimi bir formda hazırladım. Neler sorulacak diye onu kitapçık haline de getirdik. Harikasınız. Oradaki o sorular var. Hı-hı. O sorular işte böyle. Bakın günlük yemek çalışmalarına başlarken günlük öğünler, geçiş dönemleri. Geçiş dönemleri bir insanın doğumdan ölüme kadar evet. yaşadığı bütün olaylardır. Doğumda ne yenir? Lohusa'ya ne yedirilir? Hı. Bebeğe ne yedirilir? Hı. Mesela İzmir'de dendi ki bana, önce Kur'an-ı Kerim'i ağzına, Kur'an-ı Kerim'in tozu bebeğin ağzına sürülür. Sonra bir su, şekerli su damlatılır. Bu kadar. Yani bakın böyle güzel şeyler var. Her yerde çok güzel şeyler çıkıyor. Öyle olunca İşte geçiş dönemleri doğumdan ölüme kadar her şey. Bir de kutsal ve neşeli günler var. Bayramlar. Bir de işte Ramazan sofraları, evet. kandiller. Kandillerde ne ikram edilir? Mesela kandilde benim bir arkadaşım vardı, rahmetli oldu şimdi. Ben onun annesinden de derleme yaptım. Annem dedi, o kitapta da yazılıdır. Şeyde Miraç gecesinde süt ikram edilir camilerde dedi. Neden? Hazreti Muhammed'e yukarıda çıktığı zaman bir takım içkiler sunulmuş, o sütü tercih etmiş. Sütü tercih ettiği için dedi Miraç gecesinde kazanlarla anneannem dedi süt kaynatıp bizim camiye gönderirdi dedi. Yani süt ikram etmek Miraç kandilinin bir özelliğidir. Her bir kandilde belki de farklı şeyler. Tabii bir şey ki biliyoruz bakın mesela Çorum'da ne yaparlar? Berat kandilinde mutlaka ve mutlaka berat defterlerimiz gibi bir börek ikram edilir. Anadolu'nun her yerinde böyle olağanüstü güzellikler vardır. Ege'ye daha çok baktığımızda lokmalar dökülüyor ya. Lokma. Ege'de mi? Lokmalar ölümlerde, vardır. Ölümlerde, doğumlarda o sokaklara kazanlar kuruluyor, evet. lokmalar. Bir de keşkekleri meşhur. Ama Konya'mızda pişimiz meşhur. İşte kandil simitlerimiz meşhur. Konya'da kandil çok. Simiti değil, Konya'da pişi dağıtılır. Pişi, evet. Birinci kandilde pişi dağıtılır. İkinci kandilde süt dağıtılır. Üçüncü kandilde, Berat kandilinde bu adet yoktur börek ama ben şimdi her yerde söylüyorum siz nasıl bir börek Çorum'da hocam? Var.
bak Berat defterlerimiz gibi tamam. kat kat bir börek. Su böreği. Su böreği. Tepsi böreği. Tamam. Ama hani böyle yuvarlanmış değil, deftere benzeyecek. Tamam, su böreği vazgeçilmezimiz bence. Vazgeçilmezimiz. Bunlar sunulur. Mesela Antalya'da bana dediler ki Miraç Kandili'nde Efendimiz Miraç'a çıkacağı zaman evinde taam yokmuş. Kabak yemeği varmış. Kabak yemiş, ondan sonra çıkmış. Onun için biz hem kabak yemeği yeriz hem de süt dağıtırız dediler. Yani kabak bakın, yemeğini bu kadar sevmeyenler güzel var şey. Ya. Sevilmez kabak çok tatlısı. Güzel. Kabak yemeği nasıl sevilmez? Çok nasıl güzel. Sevilmez? Güzel yapın bakalım nasıl yeniyor vallahi. Tabii şimdi ki. Soğuklar var efendim. Öğleden sonra gezmeleri, kabul günleri, sıra günleri. Çetnevirimiz i̇şte meşhurdur. İşte geçiş dönemlerinde değil tabii mi? Ki. Çetnevirimiz de meşhurdur. Diğer taraftan hocam buradan bir yemek anlatacaktınız bize. O bir de şunu sormak istiyorum hocam. Dikkatimi çekti. Şimdi Konya'nın kırsallarına yani ilçelerine ya da köylerine, mahallelerine baktığımızda şimdi mıkla tarifi, mıkla olmazsa olmaz yine çok seviyoruz ama bazı bölgeler patates mıklası yaparken bazıları soğan mıklası diyor. Şimdi değişkenlik de gösteriyor. Çok yakın olmamıza rağmen bazı tarifler, yemekler. İsimleri aynı ama içerikleri farklı. Evet. Mıklayı biraz anlatalım mı? Mıklayı anlatmayalım da ben o farklılıkları söyleyeyim peki, size. Hadi bakalım. Şöyle şimdi Konya Mutfağı bu kitap, elinizdeki kitap Konya Merkez Mutfağı'nın kitabıdır. Başkent Konya'nın evet. Selçuklu'dan inen, yüzyıllar boyunca devam eden bir mutfağıdır. Öyle olunca kırsal kesime gittiğiniz zaman mesela Ova köylerinde de çok farklı yemekler vardır ama Konya'da yoktur bu. Mesela Ova köylerinde bana anlatıldı. Tuzlu sütlaç ikram ederlermiş. Biz nasıl bamyayı iştah açsın diye hani bir iki yemek yersiniz arkadan tatlı yersiniz. Evet. Tekrar bamya gelir ki iştah açsın ekşi arkadan yeniden yemek gelecek. Bakın Türk Konya mutfağında 100 yemeğe kadar uzanan iki tuzlu bir tatlı yemeği vardır. İki tuzlu yemek, bir çorba, bir et yemeği, bir tatlı. Arkasından yine bir yaprak sarması diyelim. Arkadan bir başka bir yemek, bir tatlı. İki tuzlu, bir tatlı sırasıyla 100 yemeğe kadar uzayabilir bu daveti. Çok çeşidimiz var. Ay çok çeşit var tabii ki. Ben bunu rahmetli şey vardı, bir gazetecimiz vardı. Gelmişti Feyzi abimle röportaj yapmak için. Akşam onu köşk lokantasına götürdüm. Köşkü biliyor musunuz? Evet. İhsan Atasagun Bey'in evet. lokantası. Şimdi orada ben ona iki tuzlu bir tatlı yemeği yaptım. Adamın da meğer kalp hastalığı. Eyvah bu da önemli yiyecek. Şimdi şöyle yemekler geliyor. İki tuzlu bir tatlı, iki tuzlu bir tatlı. Şimdi sıralamayı şöyle demedi mi acaba? Şaşırmıştır. Niye tuzlu yiyoruz araya tatlı sıkışıyor? Şimdi işte neden? Arkasından bir hafif ekşi mesela yaprak sarması evet. iki tane yiyorsunuz. O zamanki yemekleri öyle oturup tabaklara koyup da koca koca yemezdiniz. Bir şu kadar bir tabak gelirdi ortaya. Siz iki tane alınca o biterdi. Sonra yine öyle bir yemek gelir. Küçük küçük onları tadımsı, tadım gibi aynen. bir şey. Peki. Öyle olunca adam şimdi güzel sıralı Konya yemekleri geliyor. Ne yaptık? Adam dedi ki getirme dedi garsona. Vururum seni dedi. Sonra arkadan şey geliyor. Ekşili şey koymuştum et kabağı. Aa. Şu kalıpla yaptırıyorum onu da oradaki gibi. Öyle olunca ekşili et. Ay adam dedi ki getir dedi. Atın ölümü arpadan olsun dedi. Yani çünkü dayanamadı. Hem yemekler çok güzel. Aha, aha. Hem de manzara çok güzel. Öyle olunca getir dedi. Atın ölümü arpadan olsun dedi. Yoksa vururum seni dedi. Bakın orada kabak yemeği var. Ya çok güzel şey, tarifler var. Vallahi bu kitap kaçmaz sevgili izleyenlerimiz. Ben şimdi size o kitaptan bir tarifi anlatacağım. Hocam çok... birazdan anlatalım müsaadenizle. Tamam. Sözünüzü balla kesiyorum. Biraz da dinlendirmiş olalım efendim. Kısa bir aramız olacak. Sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet sevgili izleyenlerimiz, reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nevin hocamızla olan birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son bölümdeyiz. 10 dakikalık bir sohbet köşesi kaldı bizlere geride. İnşallah sonrasında da Sille'mizin meşhur geleneksel yemeklerinden Calla tarifi ekranlarınıza yansıyacak. Şimdi hocamızdan güzel bir tarif isteyeceğiz bu kitaptan. Şimdi balık deyince aklımıza tabii ki Karadeniz yöresi geliyor. Balıkla ilgili o kadar çok tarifleri var ki. Şimdi havyar tatlısı tarifini hocamızdan alacağız inşallah. Hocamdan şöyle de bir söz aldım. Nasip olursa, Rabbim nasip ederse Ramazan ayında inşallah Ramazan sofralarını konuşmak üzere burada ağırlamak isterim. Çünkü vaktimiz çok fazla kalmadı. Oraya detaylıca değinmiş olalım. Neler tüketiliyordu eskiden, neler yapılıyordu ve şimdi günümüzde neler yapılmakta. Bunları detaylıca konuşacağız. Hocam tatlı tarifi sizde. Tamam. Şimdi bu tatlı şöyle, biliyoruz ki balıktan tatlı yapılmaz. Evet. Ama benim Karadeniz yemekleri doktora tezimdi ve ben Karadeniz'e gittim. 40 gün dolaştık orada. Ben hep balık tatlısı arıyorum. Balık tatlısı nasıl, nerede var? Balık tatlısı nerede var? Hiçbir yerde bulamadım. Çünkü ben şehir merkezlerini alıyorum. Nasıl bu Konya şehir merkezi kitabı? Öyle olunca kırsal kesimi farklılıklar oluyor, almıyorum. Yani bir de gezmek, araştırmak daha bir uzun sürer. Olabilir, eğer vaktiniz varsa olur ama ben merkezleri kurtarmaya çalışıyorum. Peki. Selçuklu'dan inen gerçek Konya mutfağı işte bu kitaptadır. Öyle olunca Karadeniz'de balık tatlısı arıyorum. Hamsi balık tatlısı yaparlar, şu bu falan. Bir türlü bulamadım. Bana dediler ki Tonya'da, evet, bir balık tatlısı olabilir ama ben şehir merkezlerini aldığım için oraya gidemedim. Trabzon'da, Tonya'da, Tonya kazasında varmış. Ama gidemedim, bulamadım. Bir de şunu biliyorum, yurt dışında Claudia Roden benim Musevi asıllı bir arkadaşım, yemek yazarı, Orta Doğu mutfak uzmanı. Dedi ki Nevin dedi, şeyde Polonya taraflarında dedi, bizimkiler dedi balık tatlısı yaparlar dedi. Oo. Orada varmış. Evet. Dedim ki bizde de vallahi hamsi tatlısı diyorlar ama ben hiç duymadım dedim. Ben araştırdım ama çıkmadı. Tonya'ya da gidemedim. Geldim Konya'ya. Bana dediler ki buldun mu şey balık tatlısı? Vallahi bulamadım dedim. Arkadaşımı bir dedi ben sana veriyorum dedi. Annem dedi benim havyardan tatlı yapardı. Konya'nın bu balıkları olur ya, Beyşehir, evet, Seydişehir, evet, onların içinden balık yumurtaları çıkar. O yumurtaları güzel böyle alıyorsunuz, temizliyorsunuz derilerini falan. Onları bizim Konya'nın ünlü kayganası vardır. Dünyanın en güzel tatlılarından biridir, sade kaygana. Onun içine karıştırıyorsunuz. Ve Konya'dan balık tatlısı da Türk mutfağında, Konya mutfağından çıktı. İşte o havyar tatlısı elinizde. İlk defa duydum şu an ve gerçekten çok güzel görünüyor fotoğrafta baktığımda. Şimdi ben bunu insanlara lokma balık tatlısı gibi duruyor dediğim zaman aa diyorlar. Yeni yerken mi? Böyle çekiniyorlar falan. Ben bunu yediriyorum. Sonra diyorum ki nasıl buldun? Harikaydı diyorlar. E bu diyorum işte içinde balık yumurtası var. Aa diyorlar o zaman ama çok güzel. Niye yedim acaba diyorlar. Ama şimdi, çok güzel yani tadı güzel. Hocam bazı yemeklere ön yargılı yaklaşıyoruz. Ön yargı her şeye olduğu gibi ön yargı gerek yok buna. Tadı nefis. Ben yani beğenmediğim şeyi kitaba koyar mıyım koymam. Pişirme süresi de yalnız 15 dakikaymış. Kısacık yani hemen ya yapabilirsiniz. Çok kısa bakın ne yapıyorsunuz? Yoğurt, un, yumurta çırpıyorsunuz. Kaygana bildiğimiz kaygana çırpıyorsunuz. Onu biraz karbonat atıyorsunuz. Kaşıkla kaynar yağın içine atıyorsunuz. Pof pof kabarıyor resimdeki gibi. Ve bu böyle bu kadar da şerbete atıyorsunuz ondan sonra. Harika bir tatlı oluyor. Lokma tatlısı gibi daha doğrusu kızartmalı gibi, oluyor. Lokma ay, çok gibi güzel. Ama bunun Konya'nın kayganası şeyden de çok güzeldir. Havyarsız da. O yapılabilir arkalarda mi hocam kaygana böyle var tabii bak. Tatlılarda kaygana var. Çok şahane güzel. 5 dakikada tarifler biter bu.
Ben ani bir misafir geldi mi hemen bunu yaparım tatlı. Şerbetli tatlıdır. Konya'da bir de yine çok güzel bir şey vardı. Benim arkadaşım Tülin Arıcılar var. Evet. Aynı zamanda benim panelistimdir. Her zaman onlarla beraber tartışırız. Gerçek Konyalıdır. Der ki balığın üzerine şuruplu bir tatlı gerekir. Yani şuruplu işte o kaygana, baklava, şuruplu bir tatlı. Hakikaten olacak. Balığın üstüne İstanbul'da şey yaparlar bu çarşı helvalarını fırınlarlar falan ama ben onu pek tutmam. Çünkü bizim Konya'nın tatlıları gerçekten çok, çok güzel değil mi hocam? Saç Konya'nın arası, bütün yemekleri çok güzeldir. Ev baklavaları muhteşem olur. Ah ne güzel açar o hanımefendiler o güzel baklavaları. Kabak çiçeği dolması da varmış ama sona gelmişiz hocam. Neler söyleyelim yemeğe dair? Yemeğe dair Allah'ım hepimize güzel yemekler yemek nasip etsin. Amin. Ve o yemekler bize şifa olsun. Amin. Ve güzellikler versin diyelim. Ya mutfak özel bir alan gerçekten de. Son zamanlarda gastronomi diye bir branşımız ortaya çıktı, doğdu ve artık bu branşa çok da fazla ilgi görülmekte. Çok da güzel eğitimleri verilmekte. Şimdi bana tekrar hani okul çağına dönsen, bir branş seçsen, üniversitede hangi bölümü okumak istersin deseler herhalde gastronomi derdim. Muhteşem bölümlerden bir tanesi. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Ben ayağınıza sağlık, ediyorum. Yüreğinize sağlık. Sağ İyi ki geldiniz hocam. Sözümüzü aldık efendim. İnşallah sözümüz sağlığa diyerek Ramazan İnşallah. Ayında da Ramazan ayına özel mutfak çalışmalarını ve yemek tariflerini konuşalım istiyoruz hocamızla. Yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve sizlere teşekkür ediyorum sevgili izleyenlerimiz. Bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Şimdi çok güzel bir yemek tarifimiz karşınıza geliyor efendim. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Bir Yemek Bir Tarif köşemizden herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. Bu güzel köşemizde Sille'deyiz ve Sille'de Müderris Et Mangal restorandayız. Ve Behiye Hanım bizimle birlikte. Buradan çok güzel tarifleri sizler için inşallah almış olacağız. Bakalım ilk tarifimizde neler var? Şöyle ajandalarımız hazırlansın. Notlarımızı almaya başlayalım. Behiye Hanım'ı öncelikle tanıyarak başlayalım istiyoruz sohbetimize. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Siz tanıyarak başlayalım istiyoruz. Ben Behiye Azimli, Müderris'te çalışıyorum. Ve sahiplerinden bu arada çok mütevazısınız Behiye Hanımcığım. Beş çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Amin. Hepimizinkini inşallah. Öyle, hayat bir şekilde koşturmayla geçiyor değil mi? Dediniz ki Sille'nin olmazsa olmaz meşhur bir yemeği var ve onu sizinle paylaşmak istiyorum dediniz. Malzemelerimizi hazırlamışsınız. Nedir efendim yemeğimiz? Şöyle bir anlatalım mı? Sille'nin özel yemeği Calla. Calla? Evet, kuzu kaburga ve patlıcanlı olan bir yemektir. Çok lezzetli, güveçte pişecek. İnşallah siz de tadına bakacaksınız. Özel bir yemek dediğinize göre böyle özel günlerde misafirlerimiz geleceğinde bayramlarda falan mı daha çok yapıyoruz? Damat geldiği zaman özel günlerde dediğiniz. Şakattı birazcık yalnız değil mi? Malzememiz çok. Şöyle bir bakalım malzemelerimizde neler var, neler kullanacağız. Patlıcanımız var. Kaç adet kullanıyoruz patlıcan? Bir kilo kadar patlıcanımız var. Bir kilo kaburga kuzu kaburgamız var. Domatesimiz 3-4 tane domatesimiz var. Küçük iki baş soğanımız var. 3 tane biberimiz var. Köy biberi olarak acı olmaması için. Peki. En önemli malzemesi kuyruk yağı var. Yarım işe sarıydı da hadi dedik paylaşalım yani değil mi? Bey Hanımcığım sağ olsun bu konuda gerçekten çok mütevazi ve sizlerle paylaşıyor her şeyi. Tereyağımız var. 2 yemek kaşığı kadar. Tuz, biber, isteğe bağlı biberimiz ve sarımsak var. Peki, yapım aşamasına doğru ilerliyoruz efendim. Hadi bakalım, ocak başı diyoruz. Bakalım yapımında neler var? Calla tarifimizi yapmaya başlıyoruz Behiye Hanımcığım. Önce neyle başlıyoruz? Tereyağını koyuyoruz. Evet. Tereyağımız eriyecek. Sonrasında kaburgalarımızı
kavuracağız. Sille gelini olmuş Beyye Hanım tabii ki. Normalde İsmirliyim dediniz. Oranın da illaki meşhur yemekleri vardır ama buranın gelini olunca buranın Sille'nin yemeklerini bilmek gerekiyor değil mi? Evet, ne yazık ki öyle oluyor. Ben kendi yöremin yemeklerini bilmiyorum. Gerçekten. Çünkü 16 yaşında geldim. Oo, çok erken. Yemek dönemi geçirdim. Buradaki daha çok. Evet, yemek konusunda da gerçekten zengin. Sille neleriyle meşhur? Yemekleriyle meşhur, testisiyle, çömleğiyle meşhur. Değil mi? Mum yapımları var efendim, taşıyla meşhur. Taş evleriyle meşhurdur zaten. Çok da güzel bir, belediyemizin yapmış olduğu düzenlemeyle çok da güzel bir hale geldi. Tam turizm merkezi diyebiliriz artık değil mi? Evet. Hafta sonları çok kalabalık oluyor burası. Evet, çok kalabalık, çok yoğun geçiyor. Çok yoğun geçiyor değil mi? Güzel oluyor. Ama güzel yazın... insanlarla tanışıyoruz. Harikasınız. Tam yazın biliyorsunuz hasat zamanı artık. Herkes geziyor böyle. Gezin, tarihi yerlerimizi mutlaka görün. Şehrimizi tanıyın. Şimdi tereyağımızı koyduk. Evet, kaburgalarımızı koyduk. Yapacağız. Bunu böyle kavuracağız değil mi? Evet, bunu kavuracağız. Hani mühürleme deniyor. Mühürleme yapacağız. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Aslında biraz çiğde... Toprak kap olmak zorunda mı peki? Hayır, toprak kap olmak zorunda değil ama toprak kabın lezzeti bir başka. Evet, güveçlerde olduğu gibi. Ben genelde evde de bunu tercih ediyorum. Kuru fasulye de özellikle çok şahane lezzetli oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Ama bunları kullanmadan evvel eğer toprak kap güveçlik almışsanız yağlanması ya da sütle bir fırınlanması gerekir der anne. Sütü bilmiyorum ama yağlanması. Biz özellikle kuyruk yağıyla illaki yağlıyoruz, tereyağıyla ya da. O toprak kokusunu alıyor. Evet, toprak kokusunu alıyor. Sonrasında lezzet daha güzel oluyor. Şahane. Ama almayanlar da hani tek yıkamayla yapanlar ilk üç yemeğinde falan bayağı bir toprak kokusu tadı. Ay evet, sonra diyor ki eyvah eyvah niye toprak kokuyor? Ama onların sırlama aşamaları var. Onu da yaparsak bence çok da güzel olur diye düşünüyorum. Şu an kaburgalarımız tabii ki şöyle kavruluyor. Sırasıyla diğer malzemelerimizi tabii ki ilave edeceğiz. Ama pişme süresi biraz uzunca. Evet. Et yemekleri haliyle en az bir saat kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Evet. Evet sevgili izleyenlerimiz, şu an Calla yemeğimiz, ana yemeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Niye böyle bir isim dedim ben tabii ki Beyye Hanım'a? Dedi ki Rumlardan kalan bir isim. Yani haliyle asırlar önce burada Rumların yerleşim yeri olduğu için, evet, değil mi? Evet. Rumlar yaşamış efendim. Çok da kiliseleri var, tarihi alanları var. 7 tane kiliseleri var. Biz şuradakini biliyoruz hemen. Yok, o büyük olan kilise. Büyük ayin olan. Yapılan, hala yapılan bir kilise. Yukarıda bir sonra yerde mağaralarda var. Daha sonra karşı dağlarda var. Karataş Camii'nin etrafında var. Sonra yukarılarda olduğunu, tam 7 tane olduğunu ama tam yerlerini ben çok bilemiyorum. 7 tane, inanın Sille tarihini bir araştırın. Hem mutfak kültürünü hem tarihini, gerçekten çok zengin. Rumlardan kalan bazı tabii ki alışkanlıklar, daha doğrusu isimler yer etmiş. Onlar hala devam ediyor. Ama çok kurma balığımız da Rumlardan öyle kalma. Kurma balık dediğiniz tuzla kuruyorsunuz. Evet, turşu olarak. Bir gün de onu mu yapsak acaba? Bugün gene yapabiliriz onu da. Çok kolay. Harikasınız. Balık kuracağız efendim. Turşu yapacağız. Balık turşusu hiç yediniz mi? Ben hiç yemedim, bilmiyorum. Nasıl kurulduğunu da bilmiyorum. Onu da inşallah ekranlarınıza getirelim. Şimdi yaptığımız işlemi bir hatırlatalım. Calla yemeğinde çok fazla malzememiz var. Çok da güzel tariflerimiz var. Malzemelerimiz var. Efendim kaburga etimiz vardı. Kaburga etimizi tereyağıyla bir güzel kavurduk. Ama üzerine yağ yanmasın ve kokusu tadı değişmesin diye sıvı yağ ekledik. Şimdi onun üzerine ne yapıyoruz? Bir kilo patlıcanımız vardı doğradığımız. Tuzlu suda tuttuğumuz patlıcanımızı yavaş yavaş ekleyeceğiz. Hadi bakalım, ekliyoruz bir güzel. Tabii ki güveçte yapıyoruz, toprak kapta yapıyoruz, tencerede yemeğimizi daha lezzetli olsun diye. Evet, patlıcan yemeğini sevmeyenler, ben hala sizi anlamış değilim efendim. Yenmez mi ya? Bir güveçle her şeye yakışıyor. Oturtmasını yiyin, karnıyarık yapın yiyin, ne bileyim sandal sefasını yapın yiyin, her şeyini yiyin yani. Çok da güzel, lezzetli. Çok güzel. Bence. Söğürmesinin salatası çok lezzetli. Kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. Özellikle bunu hani dışarıda böyle mangala gidenler daha çok yapıyorlar. Efendim daha neler? İmam bayıldılar, ondan sonra Ali Nazikler, neler neler neler. Her yere yakışıyor bence. Evet, peki diğer malzemelerimizi alacak mı bu evet, sence? Alacak, çünkü patlıcan sınıyor. Evet. Biz sınıyor diyoruz, biraz iniyor. Öyle mi, iniyor, sınıyor. Değişik tabirlerle karşılaşıyorum şu an ben. Birazcık bunun tabii. Biz bunların şeylerini hiç kavurmuyoruz. Niye kavurmuyoruz? Lezzetleri kaybolmasın, vitaminleri kaybolmasın diye. Hiçbirini kavurmuyoruz. Aa, güveç yapar gibi bakın sıralama.
Tabii ki kaburgamızı kavurduk. Patlıcanlarımızı ekledik. Sonrasında ne yapıyoruz efendim? Soğanlarımızı ilave ettik. Şimdi biberlerimizi ilave edeceğiz. Hı hı. Asıl püf noktaya doğru ilerliyoruz şimdi. Evet. Neydi? Kuyruk yağıydı tabii ki. Kuyruk yağını kavurmuyoruz hiçbir şekilde. Kavurduğumuz zaman bütün vitamin gidiyor. Daha da o yüzden de kavrulmuyor. Zaten dediniz ki hemen eriyen bir yapıya sahip zaten. Çıkarırsınız buzdolabından. 2 dakika sonra oda sıcaklığıyla eriyor zaten. Evet. Vücutta da öyle kayboluyor ve vücuda kemiklerimize çok yararlı. Yani ben kendisinden bildiğim için. Çok doğru söylüyor. Hem kemiklere yararlı hem de birçok hastalıktan kolajen, yani doğal kolajenler değil mi? Dışarıdan biz bazı takviyeleri alıyoruz ya, doğal olanları aslında tüketerek besinlerimizi almamız gerekiyor. Doğrar. Ben doğramıyorum. Yalnızca bütün lezzetini vermesi için tüm tüm koyuyorum. Tamam. Sarımsaklarımızı da ekledik. Bir yemek bence soğansız, sarımsaksız ve salçasız olmamalı. Ama buna salça eklemiyoruz çünkü fazlasıyla domatesimiz var. Zaten yaz yemeklerinde ben hiçbir şeye koymuyorum, salça koymuyorum. Hepsi domatesli oluyor. Peki efendim, şimdi artık baharatlarına geldik. Sırayla bütün malzemelerimizi birleştiriyoruz ve artık sonrasında kapağı kapatacağız, tenceremizin kapağını pişmeye bırakacağız. Yaklaşık 45 dakika kadar Beyha Hanım yemeğimizin pişmesi gerektiğini söyledi. Evet. Şimdi şeyimizi koyuyoruz artık. Kuyruk yağımızı. Hani bazı yemekler daha bir lezzetli diyoruz, sır diyorlar, püf noktası diyorlar efendim, vermiyorlar ustalarımız. Bence burada. Kuyruk yağı kullanmış olmakta. Evet. Bir iki malzeme değiştiğinde bile tat lezzet değişiyor aslında. Ne kadar su ilave edeceğiz? Çok az bir sıcak su vereceğim, tamam. O da etimizin pişmesi için. Evet, hızlı pişmesi için. Çok az bir su ilave ettik. Yani yarım çay bardağı diyebiliriz belki, ya da bir çay bardağı diyebiliriz. Çünkü kendi zaten sebzelerimiz sulanmaya başlayacaktır. Kapattık efendim kapağımızı. Kısık ateş mi, normal harlı mı? Kısık ateşte. Birazdan suyumuz olsun, kaynamaya başlasın, sonra kısık ateş. 45 dakika pişmeyi bekliyoruz. Sonrasında sunumla karşınızdayız. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir yemek bir tarif köşemizde Calla tarifimizi aldık ve Beyha Hanım'ın ellerine sağlık diyoruz. Şimdi sadece yemeğimiz yok tabii ki, tadına bakacağım birazdan. Birçok ürünümüz var, bunların her biri sizin elinizden mi çıktı? Doğal değil mi? Evet, doğal. Neler hepsi. Peki turşularımız var, yaz turşusu dedi. Yaz turşusu, salatalı turşumuz, jelibon kendimize ait olmasa da yaptırıyoruz. Peki. Sosu kendim yapıyorum. Acı bacı da diyorlar Konya'da. Oo, harika. Ve evet, kapya biber turşumuz. Şahane her biri. Çok güzel. Ellerinize, emeğinize sağlık. Tabii ki doğal ortamda olduğumuz için arılar bizi maalesef yalnız bırakmıyor sevgili izleyenlerimiz. Ama yemeğimizin tadına bakmak istiyorum hemen. Kuyruk yağıyla yaptığımız yemeğimiz. Evet. Şahane, muhteşem bir yemek, özel bir yemek ve özel istek üzerine yapılan bir yemek olduğunu söyledi tabii ki Beyha Hanım. Ellerinize sağlık diyorum, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Herkesi bekliyoruz efendim bu güzel lezzetleri tatmak için ve evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz kolay tariflerdi. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.